Biz bu topraklarda, bu coğrafyada herkes için, özgürlük talebi için yürüyoruz. Bu coğrafyadaki tüm halklar için, kadınlar için, emekçiler için, Kürtler için, Aleviler için, tüm halklar için özgürlük istiyoruz. Ve bu yürüyüşümüz bu topraklara özgürlük gelene kadar, kadınlar, emekçiler özgürleşene kadar ve güvenceli bir şekilde yaşayana kadar devam edecek. Lokmalarımız Hızır ayında barışa lokma olsun. Cezaevlerinde halkın önderini cezaevine atmayı bırakın, bir de tecrit altına almıştır. Halk önderimiz Sayın Abdullah Öcalan, rol ve misyonumu oynarsam bu çatışmalı süreci bir haftada bitiririm demiş olmasına rağmen, eğer ona kulak verilmiyorsa, eğer devlette devamlılık esassa, bugün olmazsa bundan sonra gelenler barışa el uzatana, el uzatmayandan hukuk önünde hesap soracaklardır. Barışa ses olun, tecriti kaldırın, binlerce siyasi tutsakları derhal serbest bırakın. Sayın Öcalan'ın rol ve misyonuna uygun olarak kesinlikle ve kesinlikle muhatap alınmasını biz burada, bu ziyaret yaptığımız yerde Aleviler olarak, inanç kurumları olarak talep ediyoruz. Evru Roza Hızır ya. Kovmema milletime büyü top. Hızır amemi çevere to. Lokmema nakı versane. Kovmema bekhelesne. Kulu köpeğe çevere dere inire olvoz ve. Hızır. Mare olvoz ve Hızır. Barış bu vay kaviye bu ku tamamı dünya ra barış be emle veren hada mji daki aşiti hada kudi aşiti çebe emle verene hem hazın sana ve daki aşiti bejin inşallah ad bu vesile barış be bu vesile serkeftini azadiye. Bu katliamcı tarihle yüzleşilmediği sürece, bu katliamcı tarihten hesap sorulmadığı sürece bu dava bitmeyecek arkadaşlar. Bu dava bedeli ne olursa olsun bitmeyecek. Kürt sorunu demokratik çözüme kavuşuncaya kadar, Sayın Öcalan fiziksel özgürlüğüne kavuşuncaya kadar bu yürüyüş, bu özgürlük yürüyüşü bitmeyecek. Tıpkı Dersim'de yüzyıllar boyunca her türlü iktidara, zulme karşı baş kaldırmış, isyan etmiş, boyun eğmemiş atalarımız gibi başımız hep dik olacak. Hep onurlu yürüyeceğiz ve mutlaka kazanacağız arkadaşlar. Mutlaka kazanacağız. Kaybettiğimiz bütün canlarımıza, bütün büyüklerimize, bütün değerlerimize söz veriyoruz. Bu topraklar
zulmün başkenti değil, bu topraklar onurun, direnişin, kardeşliğin, eşitliğin ve adaletin başkenti olacak. Bir söz vardır, der ki, örgütlü kötülüğün olduğu her yerde, zulmün, baskının, soykırımın olduğu her yerde insan kalmakta ısrar isyandır. Biz bu köhne düzene isyan edenleriz, isyan edeceğiz, baş kaldıracağız ve mutlaka bunun hesabını soracağız. Emdroja haştemin de ne ya meşakwa. Emnhajil ser Gorstana hava sakinene. Emdiseri de dışak sevede dışak se şeyde canguriya azadiya Kurdistan'e de ve dakaya ki dehoynun rezgirtini. Beri çevariye maroni bikin. Bizlerin, Türkiye halklarının bir an önce adım atması gerekiyor ve barışın sağlanması gerekiyor. Değerli yoldaşımızı buradan bir daha saygıyla ve minnetle alıyoruz ve mücadeleleri mücadelemizdir diyoruz. Şehit Namerin! Şehit Namerin! Dersimlerin bunları çok iyi tanımaları, bu politikaları çok iyi çözmeleri gerekiyor. Kendi tarihini bilmeden, kendi katillerini tanımadan yürüyemezsiniz. Tarihinizi bileceksiniz ki sizi bekleyen tehlikeleri görebilesiniz. Sizi öldüren, bitiren bu zihniyeti tanıyacaksınız. Sakine dahil 3 devrimci kadının katlediliş tarzı, HES'lerle doğayı öldürüş tarzı benzerdir. Burada da ekolojik katliam var. Dersim'in her tarafı suya boğuldu. Her tarafa HES yapıyorlar. Buralarda ne arazi, ne insan, ne de toprak kaldı. Acımasız bir talan yapıyorlar. Tarihimiz, kültürümüz yok ediliyor. Dersim'deki o vadiler, oralar insanların ilk yerleştiği yataklardır, tarihtir. O vadileri yok etmek, yaşamı yok etmektir. Bu bir vahşettir. Bunlara karşı demokratik eylem hakkınızı sonuna kadar kullanabilmelisiniz. Özgürleşmiş, günceli başarıyla yaşamaktan, bunun gereklerini anlamaktan ve yapmaktan başka bir yolunuz ne de şansınız vardır. Diğerleri hepsi oyundur. Bunun iyi bilinmesi gerekiyor. Bütün Kürt halkı, halklar ve herkes komploya ve devam eden oyunlara karşı uyanık olmalıdır. Büyük bir aşkla, büyük bir sevgiyle demokratik çözüm ve onurlu barış için çalışmalıdır. Demokratik Alevi kimliğiyle Kürt sorununun demokratik çözümü ve onurlu barışı için merkez konumunu temsil eden Dersim halkına özel selamlarımı gönderiyorum. Sayın Abdullah Öcalan. Thank you.
Allah'ım. 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 Allah'ım.